İyi bir akademisyen anneliği tanımlayın desek nasıl tanımlarsınız? Evet, yılmadan, yorulmadan çalışmak demek. Evet, bu şekilde tanımlayabilirim. Sosyal medyada yüz binlerce takipçiniz var. Yüz binlerin aslında ruhuna, kalbine dokunuyorsunuz, korkma diyerek. Bu yolculuk nasıl başladı? Yani aslında ben hiç iyi bir sosyal medya kullanıcısı değildim. 2013 yılında oğlum dünyaya geldi. Oğlum dünyaya geldikten sonra benim hali hazırda bir Instagram hesabım da vardı ama nasıl kullanacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bir de o dönem Facebook çok popülerdi, bir de Twitter çok popülerdi. Onlar da vardı ama hiç girip baktığım falan yok onlara. Yani hiç iyi bir sosyal medya kullanıcısı değildim. Sonra uzaktaki arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki, yani biz dedi bu çocuğun büyüdüğünü hiç görmüyoruz dedi. Bari haftada bir tane fotoğrafını at gibi bir şey söyledi. İyi dedim, haftada bir fotoğrafını koyabilirim Demir'in. Hatta şöyle düşündüm, her hafta o hafta çektiğim en güzel fotoğrafı ben Instagram'a koyayım, bir de etiket koyayım Demir Adam Günlükleri diye. Böyle büyüme portfolyosu gibi olsun. Haftasında dedim yanına yazayım. İşte 9 haftalıkken böyleydi, 100 haftalıkken bakın güzel bir portfolyo çıkar diye düşündüm ve böyle başladım. Sonra bir hafta biz Demir'le bir oyun oynamıştık. Aykum'u yapmıştık Demir'le birlikte. Ben o Aykum'u etkinliğini paylaştım o hafta. Ve bizim eski mezunlarımızdan sevgili Sibel, Instagram'da uzman annem diye geçer. O zaman Sibel'in 20 bin takipçisi vardı, hiç unutmuyorum. Çünkü wow, Sibel'in 20 bin takipçisi vardı artık o zamanlar. Sibel o etkinliği benden repost yapmış. Ben repost ne onu bile bilmiyorum yani, o kadar kötü bir Instagram kullanıcısıyım. Ve o repostu yaptıktan sonra benim 300 olan takipçim, sadece yakın çevremden oluşan takipçim, 1000 kişiyi geçti. Yani 1200, 1300 falan oldu. Hatta Instagram bozuldu. Bu insanlar nereden geldi diye düşündüm. Sonra Sibel aradı. O söyledi. Repost'tan bahsetti vesaire. Ve ben dedim ki şimdi benim 1000 kişiye karşı bir sorumluluğum var. Bir oyun paylaştım diye 1000 kişi beni takip etmeye başladı. İnanır mısınız, bir defterim var. Geçen gün elime geçti. Yakında onu da paylaşacağım. Gün gün yazmışım, plan yaptım ben onlara, çok net hatırlıyorum. Pazartesi şunu paylaşırım, salı şunu paylaşırım, çarşamba bunu paylaşırım diye haftalık programlar çerçevesinde günde bir paylaşımla başladım. O bir paylaşım için çok ciddi kafa yoruyordum ama. Yani ne paylaşacağım diye uzun uzun çok düşünüyordum. Ve sonra hatta o zaman Sibel diyordu ki bir paylaşım değil, en az iki yapman lazım. Diyor ki Sibel bir paylaşım için ben 2 saat uğraşıyorum. Nerede ben de yani onu yapacak vakit diye. Böyle işte o dönem ben aslında korkma yazmaya başladım. İşte korkma döker, korkma alışır, korkma iyi bir annesin yazdım o zaman. Çok net hatırlıyorum. 7 gün üst üste korkma paylaşmıştım çünkü. Ve korkma iyi bir annesin yazısı, bunun içinde de geçiyor o paragraf. O kadar çok repostlandı ki benim tabii takipçim yine artmaya başladı. Ve sonrasında ya tabii takipçi arttıkça ben üstümde bir sorumluluk hissetmeye başladım. Ama da pratiklik de kazandım bir taraftan paylaşımlar konusunda. 70 bin lira falan geldiğimde, böyle böyle 70 bin lira geldim. 70 bin lira falan geldiğimde bir gün eşime dedim ki ya dedim biz bu çocukla her akşam iyi kötü bir oyun oynuyoruz. Şimdi dedim yemek sayfaları gibi düşün dedim. Nasıl her gün ne pişirsem diye yemek paylaşıyorlar. Biz de her gün ne oynasam diye oyun paylaşsak çeker misin? Dedi ki ben çekerim de sen her gün o oyunu paylaşıp yazabilir misin? Çünkü kaplumbağa hızıyla paylaşım yaptığım için. Yaparım dedim. Ya o dönemde Demir 9-9.30 arasında uyuyordu. İşte o zaman oyunumuzu oynuyoruz. Eşim çekiyor Demir'i çok fazla çaktırmamaya çalışarak. Ondan sonra da uyuduktan sonra ben oyunu düzenliyordum. 9.30'da paylaşıyordum. Şimdi böyle bir paylaşım saatim var. 9-9.30 arası paylaşım yapmazsam DM'ler başlar. Neredesiniz? Başınıza bir iş mi geldi diye. Böyle bir sistematiğim oldu. Sabah bir paylaşım, akşam bir paylaşım. Aralarda yapıyorum artık vaktim oldukça. Böyle. Kitabınızın ismi Korkma diye başlıyor aslında. Bu annelerde özellikle bu korku neden kaynaklanıyor sizce? İyi bir anne olma kaygısı var hepsinde. Çünkü en değerli varlığınız evladınız oluyor ve onu en iyi şekilde büyütmek, en iyi şekilde yetiştirmek istiyorsunuz. Hani iyi bir şey yapamama korkusu var. Hep bir yanlış yapma korkusu var. İşte şöyle baktım, acaba psikolojisi olumsuz etkilenmiş midir? Tırnağını azıcık dibinden kestim, acaba orada bir şey olur mu gibi. Çünkü bizim için etiketlerini kesiyoruz biz çocuklarımızın, bu kaşındırmasın diye, değil mi? Yani kıyafetlerindeki etiketleri bile kesiyoruz. Çünkü kaşınacak diye endişeleniyoruz korkuyoruz. Anneyseniz hep içinizde bir endişe, bir korku oluyor. Burada da o dönem yaşadıkları korkuların cevaplarını vermek istedim. Çünkü bazen de aslında korktuğumuz şeylerden çok da korkmamamız gerekiyor. Mesela bugün seminerde anlattığım gibi kucağına alma alışır. Hayır, korkma, kucağına al.
diyorum ben bu kitapta. Mesela diyor ki işte nasıl işe başlayacağım, asla çocuğumu bırakamıyorum diyor. Korkma, alışır diyorum mesela. Yani hani en çok bilinen, en çok korktukları şeyler konusunda yüreklerine su serpmek istedim. Bu nedenle de kitabın adı Korkma oldu. Çünkü birileri bana ben doğum yaptığımda ne söylesin istiyorsam onları bu kitabın içinde derledim, topladım. Günümüzde annelerin sorun haline getirdiği bir olgu var. Süper anne sendromu. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Biraz önce seminerde konuştuğumuz gibi süper anne sendromunu tetikleyen en büyük faktörlerden bir tanesi sosyal medyadır ve görsel medyadır. Çünkü sosyal medyada hamileler fit hamile olurlar. Doğum yaptıktan sonra karın kasları olur. İncecik 90-60-90-60 neredeyse podyuma çıkabilecek kıvamda olurlar. Oysa ki gerçeklere baktığımızda gerçekler bu şekilde değil. Bu ve sosyal medyada anlık görüntüler söz konusu. Yani bir an ben çorba karıştırırken belki orada fotoğrafımı çektim ama sonra çorba taştı. Yani mümkün mü? Ya da yemek sitelerini düşün. Her zaman her yaptıkları yemek en güzel, en muhteşem mi? Biz yanıkları görmüyoruz. Belki o yemek de lezzetli değil, tadını da bilmiyoruz biz aslında o yemeğin. Ama işte annelik söz konusu olduğunda da süper anne tabir edilen annelerin sadece anlık görüntülerini görüyoruz. Fakat o kadar anlık görüntüleri görmeye alışıyoruz ki zannediyoruz ki tüm hayatları bu kadınların ortada. Mesela kendimden pay biçecek olsam ne dedim? Genelde bir sabah bir akşam rutinim var. Çok nadiren öğlenleri falan. Aklıma bir şey eserse paylaşım yapıyorum. Zannediyorlar ki benim bütün hayatımı biliyorlar. Hayatımın %10'unu bilmiyorlar mesela. Gerçekten %10'unu bilmiyorlar. Ama görmeye o kadar alışkın oldukları için sanıyorlar ki sizin hayatınıza hakimler ve sizi öyle bir yere oturtturuyorlar ve kendi anneliklerini sizin anneliğinizle kıyaslamaya başlıyorlar. Oysa ki herkes kendine özgü, kendine özel, çocuğuna özel bir anne. Hani bırakın çocuğunuz, geçen gün birisi yazmıştı, çok hoşuma gitti. Benim iyi bir anne olup olmayacağıma karar verecek olan kişi benim kendi çocuğumdur. Hani başkasının dışarıdan yargıları benim için hiç önemli değil yazmıştı. Çok çok hoşuma gitti gerçekten. İyileştirici oyun var mıdır? Oyunla eğlence arasında farklar nelerdir, var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim. Her eğlence oyun olmayabilir ama her oyun eğlencelidir. Çünkü oyunun doğasında eğlence vardır. Ve biz oyunu ne diyoruz? Çocuğun attığı adım bile oyun. Yani her anı bir oyun. Bugün bu seminerdeki çocukları düşünün. Hepsi kendi çaplarında oyun oynamak istediler. Çünkü diyorlar bazı ebeveynler diyor ki bu çocuk çok oyun oynuyor. Onun hayatı diyorum oyun. Sabah yataktan kalktığında nevresim takımındaki kelebeğe bakması dahi çocuğun oyun. Dolayısıyla o bir oyunun içerisinde yaşıyor aslına bakarsanız. Ve o oynadığı oyunlarda ne kadar eğleniyorsa o kadar öğreniyor. Şöyle bir durum, hep okul öncesi öğretmenlerine ve çocuk gelişimcilere şöyle bir öneride bulunuyorum. Eğer çocuğu eğlendiren bir oyun varsa onun içine istediğiniz kavramı koyabilirsiniz. İstediğiniz kazanımı koyabilirsiniz. O çocuk o kavramı, o kazanımı farkına varmadan öğrenecek. Oyunun içerisinde, eğlencenin içerisinde öğrenecektir diyorum hep. Peki öğretmenlerimize öğrenmeye katkı sunacak oyunlardan örnekler verebilir misiniz? Çok fazla. Bu tabii ki yaşa ve gelişim düzeyine göre farklılık gösterir. Çok örnek verebilirim. Derya Deniz. Yani siz bana deyin ki şu çiçekle etkinlik önerisi var. Ben bu çiçekle etkinlik önerisi üretmeye başlayayım size. Şöyle bir öneri vereyim ben. Hap gibi etkinlik önerisi değil de çocukların eğer öğretmenlerse sınıfındaki çocukları gözlemleyip o çocukların ilgileri doğrultusunda etkinlikler belirlesinler ve gelişim düzeyleri doğrultusunda etkinlikler belirlesinler. Eğer çocuğun ilgi düzeyine uygun ve gelişim düzeyi doğrultusunda zaten oyun belirlerse o gün onlar için muhteşem geçecektir ve çocuğa kazandırmak istediği her beceriyi, davranışı, kazanımı, kavramı da çocuk kazanacaktır. Bir de eğer öğretmenlere öneride bulunmamı istiyorsanız hem öğretmenlere gene hem çocuk gelişimcilere diyelim. Çünkü benzer çocuk gelişimciler de anaokullarında istihdam edilebiliyorlar. Öğretmen olarak değil, gelişim uzmanı olarak istihdam edilebiliyorlar. Eğitim koordinatörü olarak vesaire. Her zaman hap aramayalım. Yani Saniye Hoca'nın sayfasına bakalım, etkinlik bulalım, bilmem kimin sayfasına bakalım, etkinlik bulalım, şu kitabı alalım, etkinlik bulalım değil. Bunlara baksınlar, bunları araştırsınlar. Bunlar insanı çok besler. Yani değişik etkinlik önerileri gerçekten çok besler. Fakat hapa alışmasınlar. Kendileri de birazcık beyin jimnastiği yapsınlar. Ben mesela hep böyle düşünürüm. Akşam diyelim oynayacak bir şey bulamadım, hemen kendime bir materyal belirlemeye başlarım. Mesela bu kalemle nasıl bir oyun oynayabilirim diye.
Mesela bu kalemle büyük kas motor gelişimi destekleyecek nasıl bir oyun üretebilirim diye. Bu tip sınavlar yapıyoruz mesela biz okulda bazen, nadiren. Bir yere, bir kaseye gelişim alanlarını koyuyoruz. Bir kaseye de materyal. Çekiyor sosyal gelişim, çekiyor gazoz kapağı. Sosyal gelişim gazoz kapağıyla destekleyecek etkinlik yazıyor. Yani bu tip beyin jimnastikleri yapıp kendilerini besleyebilirler. Çünkü hani anneler hep der ya, hazır bir gün mutlaka biter. Hazıra daha dayanmaz. Annem böyle der. Hazıra daha dayanmaz der. Tabii ki hazırları okusunlar dediğim gibi. Ben de mesela çok ciddi bir Pinterest takipçisiyim. Oradan çok besleniyorum. Çok besleniyorum. Ama oradan gördüğümü bazen olduğu gibi alıyorum. Bazen de buna bir de şöyle bir şey eklesek ya. Bu niye benim aklıma gelmedi diyorum. Bazen de görmek gerekiyor çünkü. Onlara böyle bir öneride bulunayım ben. Peki biz neye oyun diyoruz? Şimdi şöyle, oyun aslında doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Ve biz yetişkinler de oyun oynamaya başlıyoruz. Mesela en basitinden. Bilgisayarda oynadığımız oyunları, oynadığımız kutu oyunlarını vesaire ya da bazı yetişkinlerin sportif faaliyetler de aslında bir oyun. Oyunun tanımına baktığınızda halk oyunları var. Oyun değil mi halk oyunları? Zeybek oyunu diyoruz mesela. Basketbol, handbol, bowling, dart. Bunlar oyun değil mi? Bunlar da oyun tanımına şey. Tiyatroya gidiyoruz. İzlediğimiz şeye ne diyoruz? Oyun diyoruz değil mi? Aslında hayatımızın içerisinde birçok oyun var. Birçok oyun oynuyoruz ya da bazılarına ne yapıyoruz? Hile yapıyoruz. Onları kandırmaya çalışıyoruz. Hani kötülükler dönüyor arkanızdan bir takım. Ne diyoruz? Bana oyun çevirdi. Bana oyun yaptı diyoruz. Yani hayatımız aslında oyunla iç içe. Oyunla iç içe gelişiyoruz, büyüyoruz, değişiyoruz. Hayatımızı yönlendiriyoruz. Çocukların gelişimi için oyun tasarlarken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz, uyguluyorsunuz? Belirli yöntemler var mı? Öğretmenlere ne demek istersiniz bu anlamda? Yani biraz önce birazcık değindim. Şöyle, hani spesifik bir yöntem yok. Fakat biraz önce söylediğim gibi, eğer profesyonel anlamda oyunlar kurmam gerekiyorsa, yani ev ortamındaki oyunlardan bahsetmiyorum. Çünkü evde anneler çocuklarıyla nitelikli vakit geçirsinler. Bir gözünün içine baksın, bir sarılsın, dokunsun, bir güreşsin, boğuşsun, iki yuvarlansın, yanağından makas alsın bazen yetiyor. Ama bu konuda çalışan profesyonellerin bence en önemli yapması gereken şey hedeflerini belirlemek öncelikle. Yani amacını belirleyeceksin. Hedefini zaten şu anda milletin müfredatı da biliyorsunuz o şekilde gidiyor. Amaçlı kazanımları doğrultusunda etkinlikler planlıyorsunuz. Amacı belirledikten sonra aslında ne oluyor? Her insan amacını belirledikten sonra yolunu çizer. Okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimciler, bu alanda çalışan diğer meslektaşlarımız da oyunlarını planlarken öncelikle amaçlarını belirlemeleri gerekir. Fakat sadece amaç belirlemek yeterli olmaz. Her çocuk birbirinden farklı, her çocuğun gelişimsel düzeyi birbirinden farklı. Çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesi lazım. Bu da çocuk gelişimcilerin işi. Çocuğu gelişimsel olarak değerlendirilecek, bulunduğu basamağı ortaya koyacak ve çocuğu bir üst basamağa çıkartmak ya da bulunduğu basamaktaki becerisini desteklemek için nasıl bir oyun kurabilirim diye düşünecek. Çünkü amacımız ne? Eğlenirken öğretmek çocuklara. Ve bir diğeri de az önce söylediğim gibi ilgi alanını belirleyecek. Anlattığım gibi seminerde bir elektrikli süpürgeyle neler yaptık. Evet, her şey oyun materyali olabilir. Çalışan annelerin çocuklarının yetmediği konusunda bir düşünceleri var. Siz çalışan bir anne olarak bu konuda ne demek istersiniz? Şöyle, ben ilk tabii oğlumu evde bırakıp işe başlayacağım zaman benim için de çok zorlu bir süreçti. Fakat işe başladıktan sonra çocuğumla daha güzel zaman geçirdiğimi fark ettim, biliyor musunuz? Şimdi de hafta sonları. Bütün hafta sonunu evde birlikte geçirdiğimizde boş zamanlarımız çok oluyor ama ya boş zaman da denmez ama nitelikli zaman diyelim. Yani geçirdiğimiz nitelikli zaman çalıştığım zaman dilimine göre daha az oluyor. Çünkü diyoruz ki nasıl olsa gün bütün gün bizim diye bir rehavet içerisine girebiliyoruz. Ama işe gittiğim zaman akşam eve döndüğümde ben onu özlemiş oluyorum. O okuldan gelmiş oluyor. O beni özlemiş oluyor. İkimiz de o özlemle birbirimizle daha nitelikli, daha kaliteli, daha güzel, daha sevecen bir ilişki yürütebiliyoruz. Şimdi anneler bütün gün çocuklarıyla, özellikle bebeklik döneminde bebeğe bakmak son derece zor gerçekten. Bebek büyütmek son derece zor. Sabahtan akşama kadar tek başına bebek büyüten anne hakikaten bir müddet sonra bunalıyor. Desteğe ihtiyaç duyuyor ve bunu dile getiremiyor. Çünkü toplum diyor ki bir anne bebeğinden bunalmaz, bunalamaz diyor. Ama anne tuvalete gidemiyor ki bebeği varken, hepimizin başından geçtim. Banyo yapmayı falan geçtim, oturup kahve içmeye geçtim. Tuvalette dahi bebeğinizle gidiyorsunuz. O da orada durmuyor bazen yani. Öyle değil mi? Hepimiz böyle zamanlardan geçtik. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Çalışma hayatı kadını tazeliyor. Ve bir şey ürettiğiniz zaman, bu ürettiğiniz şeyin verdiği hazla kendinize daha çok güveniyorsunuz. Ve
Mutlu çocuğun formüllerinden bir tanesi de kendine güvenen çocuğun, özgür düşünen çocuğun, yaratıcı düşünceler, fikirler üreten çocuğun formülü de böyle ebeveynlerden geçiyor. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler Saniye Hanım geldiğiniz için, röportaj için. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için, röportaj için. Birikim Koleji gerçekten bugün beni çok şımarttı. Şurayı örttüğü dantelli örtüden, buraya koydukları sarı siyah çiçeklerden, yaptıkları kurabiyeler, şişirdikleri balonlar. Yani kendimi çok özel, çok güzel hissettim. Çok teşekkür ederim.